7 Eylül, 13 Eylül Oğlak burçları neler bekliyor? Evet, çok koşturmalı, çok yoğun, çok inanılmaz güzel evraklar, kontroller, yeni işler, yeni anlaşmalar, telefon konuşmaları, yerinizde sağlamlaşma ve hatta korktuğunuz bir evrak size çok artı bir kazanç sağlayacak. Ve işi büyütmek isteyen oğlaklara demişim ki evet doğru bir karar, ortak ya da büyütmek istediğiniz iş size çok büyük bir başarı sağlayacak. Hiç korkulu gibi, sen Covid-19'da en çok kar etme dönemine geçiş sağlayacaksınız ve işinizde çok büyük bir aydınlanma haftanız olacak. Ve özellikle işinizde belirsizlikler varsa ya da büyük bir firmada çalışıyorsunuz ama yerinizin değişimi ya da burada geçici işe alındıysanız kalıcı mıyım diye merak ediyorsanız artık kalıcılığınızın, yerinizin değişme ve hatta şansın size daha verimli noktada sağlanacağı evreleri yaşayacaksınız. Bence yeşilin yeşili, kırmızının kırmızısı size hareket etmeye başladım. Ve güzellikler artık gelmeye başladı hayatınızda. Hatta ev krediniz varsa ya da evinizin kirasını ödeyemiyorsanız bile bu değişim ve paraların sizin hayatınızda hızlı konuşma noktası olacak. Ve bazı şeylerde büyük destek alarak daha rahat bir haftaya geçiş sağlayacaksınız ve korkularınız yavaş yavaş enerjiniz de değişmeye başlayacak. Kendi işini yapan ortak kendi işini tek başına yapan bazı oğlak burçlarında ortaklı bir teklif ve ortakta tekliften gelecek güzel bir para var, değerlendirin diyorum. Özellikle ortağınızla alakalı yaşadığınız bazı karışıklıklar varsa ortaklı iş yapan ve büyük ortaklı bazı kişilerde ortak ayrım olacak ve kendi işinize kendi başınıza devam ettirme evresinde olacaksınız. Ailenizle alakalı da miras, hak ve hukuk konusunda sanki kız kardeşten kaynaklanacak ya da kadın diyoruz ya da erkek kardeşinizin eşinizden kaynaklanacak bazı mal konuları biraz ailenizin canını sıkacak. O yüzden anne ve babanındır mal. Yani ne kadar ölüm helalse miras da helal ama yaşarken bazı insanlara çok kızıyorum. Yani o ailenize ait bir ev. İster size kalır, ister başkasına kalır. Yani bu hayatta bu oğlakların bu tarzı var çünkü. Ben ailemin parasıyla var olmadım. Ben ailemin hakkını istemiyorum. Ve sizde de şu var. Benim annem babam yaşasın, kimsenin parası benim umurumda değil ama kardeş ya da görümce ya da elti ya da yengeyle sanki aile büyüklerimizden kalan bazı miras konularında haksızlığa uğrayacaksınız. Lütfen dibini vura vura sahip çıkın. Çünkü sizin derdiniz para değil, huzur ve mutluluk. Yetebileceği kadar bir para ve hani sağlık istiyorsunuz ama haklarınız var. Haklarınız ziyan olsun istemiyorum değerli oğlak burçlarım. Biriyle alakalı bir borç beklentiniz var. Bazı ödemeniz gereken ya da araba almak istiyorsunuz. Birinden bir para beklentiniz var. Bu hafta bununla ilgili olumluluk haftanız ya da krediye başvurduysanız kredinizle alakalı olumlu ve hayırlı olacağını söyleyebilirim değerli Oğlak burçları. Evet, ilişkiler konusunda şey demişim Oğlak burçlarına. Evet, kalbinde, yüreğinde taşıdığın kişiyi artık unutmalısın. Yeni bir ilişkiye adapte olmalısın. Ve uzun süredir de evliliğinde sorunlar var. Artık bunları gör. Ya evlilik danışmana ya da ilişki danışmanına git. Yani mutluymuş gibi hareket ediyorsun ama ilişkinde mutsuzsun. İlişkisi olmayan oğlaklar zaten hep kökten mutsuz. Onlara da böyle bir değişik bir hafta ama böyle gerçekten aşk için biraz daha vaktiniz var diyorum. Bir de evde her şeyi atmak demeyelim de evde böyle geçmişe ait çok böyle eski şeyler var. Mesela çocuğunuzun kıyafeti var. Ne bileyim annenizin hatırası var. Evet bu hatıralar kıymetli ama bunları anlam katmanız kıymetli değil. Benim de mesela rahmetli babamın saati var, annemin. Bunlar benim için evet anlam. Onlara bakıp da her gün üzülmüyorum. Biraz böyle geçmişte yaşıyor bazı oğlak burçları. Geçmişi geride bırak. Hani hepimiz Allah'a emanetiz. Hepimiz Allah kuluyuz. Vakti gelince herkes gidecek. Ama hatıralarla yaşamak sizin gibi zeki bir insanın hatıralar arasında sıkışması sıkıntı olarak görüyorum. Kendi kariyerinizle alakalı eğitim almak isteyen bazı oğlaklar biraz daha bekleyin, maddi olarak toparlanmaya ihtiyacınız var demişim. Biri sizden özür dileyecek ama bu bir dost. Yani arkadaş, kardeş gibi gördüğünüz affet artık gereksiz inada girmeyi bırak diyorum değerli oğlak burçları. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.